Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle gri ve mavinin tonlarını kullanarak çok basit bir yaka çalışması yapacağız ee, yakamızı çocuklarımız için ördük yetişkinler için değil çocuklar için uygun bir çalışma oldu ee, 7 yaş civarı 5-7 yaş boyun ölçüsüne göre çalıştık. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız zincir sayımızda fazlalık yaparak bu çalışmamızı istedikleri kadar büyütürler. Ee, şöyle görmüş olduğumuz bağcıklarımızı sık iğneden ördük ve sonradan ilave etmedik. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız ben bu yakamızda 100 tane zincir çekmiştim. 30 zincir kadar buradaki bağcık kısmına kullandım. Daha yetişkinler için örülecekse bir tane bağcık hesap edilerek o şekilde yakamızın boyun kısmı ayarlanabilir. 30 tane buraya zincirimi ayırdım, 70 tane de diğer tarafa ayırdım. Toplam 100 zincirimizde ilk önce başladık. Önce sık iğnemizi örerek geldim. Zincirimi çektikten sonra daha sonra modelimin kafeslerini yerleştirdim. Modelimi uygulayacak zeminimi hazırladım ve son kafesimden sonra İlk başlangıçtaki zincir sayısı kaç çekecekseniz sizler yetişkinler için öreceksek tabii ki 50 falan daha uygun olacaktır. O kadar zincirimizi ben yine buraya 30 zincirimi çekerek ördüm. Tekrarında 30 zincirimle geri döndüm ve modelimin e, dibine yani kafesimin yanına birleşme işlemini yaptıktan sonra ipimi kopardım ve diğer mavi rengimle zeminimi kurarak ilerledim ve bir ton koyu olan ya yani bayağı koyu olan lacivert olan rengimle de yeni zincirler çekerek kafeslerimiz için yani beylerimiz için yerimizi hazırladık ve renk değişikliği yaparak dilediğim ölçü gelene kadar hem artışlarımızı yaptık hem de büyütmeye bu şekilde devam ettik ve böyle güzel ve kolay bir yaka gayet şık zarif herkesin hemen birkaç saat içerisinde örebileceği bir çalışma yaptık çok zevkli ve kolay bir çalışma uç kısmına ise minik pıtırcıklarımızı Örerek yakamızın şıklığına şıklık kattık ve başlangıç ipi ile bitiş ipimizi aynı ton olarak aynı renk olarak kullandık. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 100 zincirimi çekerek geldim. Şu şekilde bıraktım. Birbirimizin ölçüsünü kıyaslamak için en güzel sonucu verecek olan ölçümü alıyorum. Ve şöyle bakınız 47 santim bir uçtan diğer uca kadar ölçümüz şöyle tuttuğumuz zaman bakınız başlangıçtan tutuyorum 47 santim daha büyük örmek isteyenler birazcık daha zincir sayısını fazlalaştırabilirler şimdi uç kısmın zincirinden hemen ikinci zincir içerisine geliyorum bir tane sık iğne batıyorum ve burada yakamızın bağcığını aynı zamanda örmüş oluyoruz diğer zincire 2 sık iğne üçüncü art sonradan ekleme yapmayacağız. 5 6 7 8 9 10 11 12 halen bağcığımı örmekteyim. 13 14 15 16 17 18 19 20 ve devam edelim 30'a kadar 30 tane Zincirimizi sık iğne olarak ördüm. Şimdi arada kalan 70 tane zincirimizi ise kafes olarak öreceğiz. 1 iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. ikinci zincir içerisine gelerek iki defa da trabzanımı örerek bir kafes örüyorum. Yukarıdan iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir zincir atlıyorum. ikinci zincire giriyorum. 2 defa da kapatıyorum. 1 2 tane zincir çektim. 1 tane atladım. İkinciye tekrar girdim. 1 ve 2 defa da aldım. 1 2 zincir yukarıdan aşağıdan 1 atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1 2 zincir 1 atladım. İkinciye batıyorum. 2 i̇ki tane zincir 1 atlıyorum. Diğerine batıyorum. Kalan 70 zincirimizi bu şekilde kafesler yaparak örüyoruz. Kafeslerimizi yaparak geldim. Uç kısmında bağcığımız için sık iğnemiz ve arada yakamız için kutucuklarımızı ördük şöyle bakalım. Bakınız şuradan itibaren bağcığımız ve diğerleri Yakamız. Şimdi aynı bu bağcığımızı yapmış olduğumuz sayıda zincirimizde bu yönden çekerek ilerleyeceğiz ve ikinci yakamızın diğer bağcığını da tamamlamış olacağız. En son bakınız şurada bir tane zincirimiz kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Uç noktaya batıyorum. Bir tanesini alalım. 5 tane zincir yeterli. Zincirimin ilk başlangıç yerine batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Son kafesimizde bu şekilde oldu. Şimdi bu tarafta kaç tane zincir üstüne sık iğne yaptıysak, o kadar zincirimizde buraya çekiyoruz. 30 zincirimiz vardı buraya. 30 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 tane zincirimi çektim ve eşitledim. Şimdi son bir zincir ilave ediyorum. Hemen 30. zincir üzerine girerek sık iğnemi örmeye başlıyorum. 2. bağcığımı da bu şekilde çalıştım. Zincirimin tamamını sık iğnelerimle örüyorum. Son zincirimize kadar sık iğnemizi yaptık. Burada böyle ayrı kalmasın. Trabzanımın dibine geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. İpimizi kestik. Şimdi şöyle bakalım. Düz yönü çeviriyorum. İpimi kopardım. Şöyle bıraktığım zaman bağcıklarımızı ve yakamızın kendisini görmekteyiz. Bir zincir atlayıp iki zincir yukarıda çektiğimiz için hemen yaka formuna girdi. Şimdi ikinci rengimle düz yönden örmeye başlıyorum. Mavi rengimi alıyorum. Bir zincirimi çektim. Sıkıştırıyorum. Ve hazırlamış olduğum zemini alıyorum elime. İlk yuvanın içerisine batıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne ile tutunuyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ikinci yuva içerisine geliyorum. Bir tane trabzanımı ördüm. Bir, iki zincirimi çekiyorum. Şöyle tığımın başını doluyorum. Aynı yuva içerisine giriyorum. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bir, iki zincir, aynı yuvaya giriyorum. Tığımın başını dolayarak bu işlemimizi kutucuklarımız bitene kadar tekrar ediyorum şöyle görmenizi istiyorum. Her yuva içerisine birer V'lerimizi çalışıyoruz. İlk kutuca sadece sık iğne olarak battık ve iki zincirimizi çektik. Her V arası zincirimiz yok. Sadece kendi içerisinde iki tane zincirimiz var. Bakın trabzanımı yaptım. Direkt yuvaya giriyorum. Trabzan, iki zincir ve aynı yere iki tane çektiğim trabzan. Tığımın başını doluyorum bir trabzan, iki zincir, bir tane trabzan. Son kutucuğumuza kadar trabzanlarımızı ve aralarına ikişer zincirlerimizi çekerek ördüm. Ve en son kutumuz kaldı. En son kutuya ise bir, iki zincirimi çekiyorum. Gelerek direkt batıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum mavimin daha koyu olan tonlusunu alıyorum. Ve işlemime başlıyorum. V'nin içerisine giriyorum. Buradaki iki zincir çekerek başladığım yeri değil. V'nin içerisine giriyorum. Sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Diğer V'nin içerisine giriyorum. Ve bir tane sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum diğer yuvanın içerisine batıyorum öyle mi 3 zincirim çekiyorum yeniden diğer iki zincir arasına giriyorum 1 2 3 atıyorum 1 2 3 atıyorum 3 tane zincirimi çekip V'lerimin arasına girerek devam ediyorum. Zincirlerden oluşan sıramızı da hazırladım ve sona kadar geldim. Şimdi en son 3 zincirimi çektim. Sık iğne ile battım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buradan ipimi tekrar kesiyorum. Diğer sırama başlamak için. Mavinin diğer tonuyla örmeye başlıyorum. Bir tane zincirimi çekip yine düğümümü atıyorum. Ve alıyorum. Şimdi ilk 3 tane zincirimizin içerisine giriyorum. Bakınız bundan öncesi yok. Buraya sabitliyorum ipimi kenara çekiyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektikten sonra tığımı başını dolayarak aynı yere giriyorum ve ikili trabzanı örüyorum. Araya zincir çekmeden diğer hazırlamış olduğumuz 3 zincirin içine arkasındaki ipi gizleyerek ilerliyorum. 1 ve 2 aynı yere giriyorum. Tekrar araya zincir çekmeden. Yine ipi gizleyelim. 1, 2. Aynı yere batıyorum. Ve yeni trabzanlar örüyorum. Tığımı başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Batıyorum. Sona kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Mavi rengimi tamamladıktan sonra yine ilk yuva içerisine üçer zinciri çekerek daha koyu renkli mavimi ördüm. Şimdi yeni rengimize geçeceğiz ve burada artışımızı yapacağız. Hep aynı iki olarak devam edersek yakamız istediğimiz gelişliğe ulaşıp omuzlarımıza güzel dökülmez. Şöyle kasar kendisini. O yüzden artışlarımıza başlayarak yakamıza farklı ve güzel havasını vereceğiz. Şimdi Sıramı bu şekilde tamamladım. Yeni rengime geçiyorum. Daha açık tondaki mavimi kullanıyorum. Bir tane zincirimi çektim. İlk yuva içerisine geliyorum. Ve batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ya da 4 çekelim. 5 çektim. Aynı yere giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. 5 tane zincir ve bir tırabzan tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bakınız iki zincirimiz vardı. Buradan itibaren 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 aynı yere batıyorum. Beylerimiz arasında Aşağıdaki sırada iki mavimizde de iki zincir çekmiştik. Buradan itibaren üçer zincirimizi çekiyoruz ve artışımızı kendi içerisinde sağlıyoruz. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. Tekrar yuvaya giriyorum. 1 2 3 aynı yere trabzan. Tekrar bir trabzan 1 2 3 zincir ve trabzan. Trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 batıyorum. Üçer zincir, 2 trabzanı aynı yuvaya örelim. Gri rengimi de örerek bakınız yakamı tamamlama yolunda ilerlemekteyim. Her sıramızda birer tane zincir artırarak yakamızın genişliğini ayarlıyoruz. Şimdi mavi sıramı tamamladım açık renkteki mavimi ve her zaman zincirlerden oluşan alt zeminimi ise dörder zincir olarak mavimin üzerine ördüm. Sonrasında gri mi? Bir tane trabzan, dört zincir, bir trabzan şeklinde ördüm. Alttaki zeminde hazırladığım sayı kadar gri'mizin ara zincirini de çektim ve sona kadar tamamladım. Yeterli kalınlığa ulaştı ve mavimizin ve gri'mizin tonlarıyla hoş bir görüntü oldu. Şimdi e, en son olarak dış çevresinin tığlamasını da yapalım ve yakamız kullanılmaya hazır hale gelsin. Bu kirpik sıramız olacak. Bitirme sıramız. Bir tane zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki yapmış olduğum renkle bitişi tamamlıyorum. Hem başlangıç hem bitişimiz aynı renk oluyor. Geliyorum gri rengimin olduğu bölüme giriyorum. Sabitliyorum. Ve hemen mavi rengimizin bulunduğu noktaya giriyorum bir tane sık iğne 1 2 3 zincirimi çekiyorum sık iğnemin ardına gelerek batıyorum şurada mavimizin trabzan arası olan boşluğuma girip batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum sık iğnemin ardına batıyorum mavi rengime giriyorum aradaki zincir çekmiş olduğum bölüme 3 zincirimi çekip arkasına Pipirikler yani kirpiklerimizi örerek devam ediyoruz. Bir sonraki trabzanıma geçiyorum. 1, 2, 3. Ardına batıyorum. Mavime batıyorum. 1, 2, 3. Trabzanım. Bir trabzanımıza bir mavi rengimize batarak aşağıya doğru inişimizi yaptık. Tekrar mavi rengimi arkasına 3 bat zincirimi batıyorum tekrar trabzanıma giriyorum 1 2 3 ardına batıyorum dönüş yeri olduğu için bakınız hemen şuraya bir tane daha batıyorum güzel dönsün diye ardına giriyorum iki defa battım sonrasında bir şu araya her iki trabzan arası bir zincirin içerisi bir trabzan arası zincir içi trabzan arası zincir içi şekliyle batışlarımızı yapıp ilerliyoruz iki trabzan arasına batıyorum bir iki üç ardından geçiyorum zincirimin içerisine batıyorum bir iki üç ardına batıyorum iki trabzanımın arası 1 2 3 zincir ardına batıyorum. Ve bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Aynı yakamızın bulunduğu no, üst noktaya kadar gelelim. Tığlama işlemimin sonuna kadar örerek geldim. En son mavi rengimle tomurcuğumu çalıştım ve griye gelerek batıyorum. Sabitledim bakınız. Kendi rengine bağlandım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.